Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça taşlar bile ey Müslüman gel şu arkamda saklanan Yahudi'yi öldür diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz. Buhari. Evet. Bu lanetli milletin sonu belli. Bunlar da biliyor. Onlar var ya Kur'an'ı, hadisleri senden benden iyi biliyorlar arkadaşlar. Çok acı bir şey bu maalesef. Evet. Onlar bizim kitabımızı bizden daha iyi biliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Yahudilerle savaşmadıkça savaşı biz kazanacağız, sıkıntı yok. Bak bir daha söylüyorum. Hani tamam üzülüyoruz. Eyvallah. Ama bunların sonu helaktır. Gidebildikleri kadar gitsinler. Allah Celle Celal bunların ölümünü bizim elimizden yapacak. Rabbim neslimize nasip eylesin abi. Amin. Ya taşlar bile ya. Taşlar diyecek ki yaşanacak bunlar kardeşim. Buhari. Orada bir taş. Mesela burayı taş düşünün. Burada bir tane Yahudi saklanıyor. Müslüman göremiyor. Arkasına saklanmış. Taş bağıracak. Ey Müslüman! Gel arkamda bir Yahudi saklanıyor. Gel onu öldür. Hadis-i şerife bak, izah gel. Bunlar yaşanmadıkça kıyamet kopmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Deprem, fitne, katillik artmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari. Depremler arttı mı? Arttı. Bak geçen gün Bolu'da, Zonguldak'ta, Düzce'de peş peşe deprem oldu. Arkadaşlar dikkat. Her an, her yerde 5, 6, 7 olabilir. Adımız felaket dellalına çıkıyor ama hiç umurumda değil. Hak neyse onu konuşuyoruz. Fitne katillik artmadıkça al sana katillik. Müslüman beldeleri yanıyor. Myanmar yanıyor. Keşmir yanıyor. Irak yanıyor. Suriye yanıyor. Arakan yanıyor. Doğu Türkistan yanıyor. Filistin yanıyor. Ve bunların tamamı yanıyor. Bunlar yanmadıkça, Müslüman öldürülmedikçe, katillik artmadıkça kıyamet kopmayacak diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Ondan sonra Tirmizi'de geçiyor. Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Allah'ım ya Rabbim hadislere bak, hizaya gel ya. Ahir zaman hadisin arkadaşlar farkındasınız değil mi bu derslerde? Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir şey diyorsa o çıkıyor mu? Çıkıyor. Yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Fazlasıyla yaşanıyor. Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz Tirmizi. Peki geldik 100 yılın sorusuna. Allah İsrail niye öyle yapmıyor? Allah Amerika niye böyle yapmıyor? Allah işte bunları niye durdurmuyor? Niye helak etmiyor? Cahil Müslüman sorusuna. He, şöyle sorabilirsin. Ya Rabbi, hikmetinden sorulmaz ama bu kafirler niye hala vuruyor? Ya Rabbi, hikmetinden sorulmaz. Soru şeklimiz bu. Niye bunlar hala şöyle? Niye bunlar hala böyle? İsyan edersen Allah Celle Celaluhu senin benim böyle diyeceğimi biliyor muydu? Biliyordu. Rabbim Celle bununla alakalı ne yaptı? Ayet indirdi. Sakın ha diyor. Allah Celle Celaluhu diyor. Kafirlerin, zalimlerin yaptığından gafil sanma. Haşa ve kella. Yani Allah Celle Can diyor. Benim diyor. Kafirlerden habersiz mi sanıyorsun sen? Senin benim bunun haşa ve kella farkında olmadığımı mı zannediyorsun diyor Allah Celle Celaluhu. Ben diyor görmüyor muyum onların yaptığını? Ben bilmiyor muyum onların yaptığını? Bak söylüyorum sana. Rabbimiz bunu aynen bizim anlayacağımız şekilde anlatıyor. Sen diyor merak etme, ben görüyorum. Ayetin devamı onların diyor azabını, onların gazabını, onların belasını, onların cezasını gözlerin yuvalardan fırlayacağı güne saklıyorum. Onlar mahşerde, bu zındıklar, bu lanetliler, bu siyonistler mahşerde bir çıkacaklar. Aman ya Rabbi. Allah diyecekler, başka bir şey demeyecekler. Tövbe diyecekler, başka bir şey demeyecekler. Ama iş işten geçti. İşte o zaman bu dünyada üzülen Müslümanlar, bu dünyada ya Rabbi bunlar ne zaman son bulacak diyen Müslümanlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecekler. Ben geçen burada duasını yaptım.
Rabbim Celle Celaluhu bu kafirlerin cehennemdeki azabını bize göstersin. Amin. Amin. Cennet keyif, zevk yeri değil mi kardeşim? Öyle. Ben de onlardan zevk alacağım. Ya Rabbi niyetim bu. Kabul eyle. Amin. Amin. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Sakın beni onlardan gafil sanma. Ben diyor onların diyor azaplarını, belalarını gözlerin yuvalarından fırlayacak güne saklıyorum. E ne zaman gelecek bu işte, ne zaman bitecek, ne zaman olacak diye bekleyenler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına kaç sene geçti? 1450 sene yaklaşık geçti. İsa Aleyhisselam doğumundan 2023 sene geçti. Nuh Aleyhisselam'dan 5000 sene geçti. Bak gidiyor. Seneler bitecek. Bak dünyanın ömrü 7000 senedir. Kitaplarda geçer. Dünyanın ömrü 7000 senedir. Tahmini, takribi, kesin sayı Allah Celle Celle bilir. Dünyanın diyorlar 500-600 senelik vakti kalmış. Bitecek mi? Bitecek. Osmanlı kuruldu. Bak 700 sene yaklaştı. Hepsi gitti. Biz de gideceğiz mi? Gideceğiz. Zaman geçecek mi? Geçecek. Ahir zamanda oraları konuşacağız. Yıllar, ay gibi aylar, gün, aylar hafta, haftalar gün, günler, saat, saatler dakika, dakikalar saniye. Saniyeler salise gibi hızlı hızlı akacak ve dünya son mu olacak? İşte ne zaman olacak, ne zaman bitecek, Allah İsrail ne zaman belasını verecek? Haşa ve kella, Allah Celle Celle diyor, haşa ve kella. Görmüyor mu bunu diyor? Kafir olursun be. Sen kafada sıkıntı mı var? Haşa ve kella. Allah bunu görmüyor demek adamı küfre sokar be. Küfürdür. Allah Celle Celle her şeyi görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Duyuyor mu? Duyuyor. Çok basit bir örnek vereyim. İyi anlayın burayı. Mesela ben bu mikrofonu görüyor muyum kardeşim? Görüyorum. Sadece burayı şu anda net görüyorum Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Şu anda kendi sesimi duyuyor muyum? Duyuyorum. Allah Celle Celaluhu'nun, iyi anlayın, Allah Celle Celaluhu'nun 8 milyar insanın bütün konuştuklarını, hepsinin tamamını işitmesi, hepsini görmesi benim bunu görüp bunu duymamdan daha kolay. İyi anlayın Rabbimizin gücünü. Ama işte bugün Müslüman Rabbinin gücünü, kudretini, kuvvetini farkında değil. Allah Celle Celle her şey kadir mi? Kadir. Haşa ve kella. Böyle saçma sapan sorular soranlar iman dairesini terk eder ve cehennem dairesine girer. Sonu da ebedi azap olur. Küfrün tövbe etmezse geri dönüşü yok arkadaşlar. Rabbim Celle Celaluhu hakiki tövbe nasip eylesin. Amin. Evet. Kuntum hayran ümmetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minun.